Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse evinde öldürülmesinden sonra ülkede siyasi bir kriz patlak verdi. Ülkenin geçici başbakanı 26 şüpheliden 17'sini gözaltına aldıklarını açıkladı. Haiti güvenlik güçleri şüphelileri basına gösterdi. Başkanı öldüren bu saldırganları, eşkıyaları yakaladık. Gördüğünüz gibi elimizdeler. Şüphelileri duvara dizdiler, dünya basınına gösterdiler. Haitili yetkililer ülkeyi sarsan suikastı çözmeye çalışıyor. Haiti Ulusal Polis Şefi Léon Charles, Devlet Başkanı Jovenel Moïse'i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerin büyük bir kısmını yakaladıklarını açıkladı. Bugün katilleri halkın huzuruna çıkardık. 26 kişiden 17'si elimizde. Bunlardan 15'inden Kolombiya pasaportu çıktı. İki tanesi ise Haiti kökenli Amerikalı. Haiti polis şefi saldırganların 8'inin firari olduğunu duyurdu. Kalan saldırganlarsa daha önce güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülmüştü. Suikast timinde Kolombiya vatandaşlarının bulunmasından sonra Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano açıklama yaptı. Haiti Devlet Başkanı'nın öldürülmesinden sonra Interpol, Kolombiya hükümeti ve ulusal polisten şüphelilerle ilgili bilgi istedi. İlk bulgular emekli ordu mensubu Kolombiya vatandaşları olduğu yönünde. Gözaltındaki Haiti kökenli Amerikalılardan birinin ise eskiden Haiti'deki Kanada Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Şüpheliler Haiti Devlet Başkanı'nın evine girerken Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi çalışanları olduklarını öne sürmüşlerdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı herhangi bir vatandaşının gözaltına alındığını doğrulamadığını, konuyla ilgili Haiti makamlarıyla işbirliği yaptıklarını açıkladı.